Yaklaşık 35 günlük bir süreç var. Bu 35 günlük sürecin içinde dinlendiğimiz günler var, çalıştığımız günler var, maç oynadığımız günler var. Çok az kaldı, lig başlayacak. Amerika Kupası'nda olan oyuncularımız vardı, onların katılımı gecikti. Milli takımlarıyla kampa giden oyuncularımız vardı, onların gecikmeleri oldu. Problemi olan ve sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Büyük bir ihtimalle de Hasan Ali'nin haricinde birkaç hafta içerisinde onlar da dönmüş olacaklar. Biz hazırlık dönemindeyiz ve bu dönemi geçirirken de oyuncularımızın hepsini kullanmak ve onların özellikle takımla birlikte olacak her oyuncunun değerlendirilmesini yapmak önemli. Biz de bir takım eksiklerimiz olmasına rağmen bunu en iyi şekilde takım olarak sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İyi hücum yapıyoruz. Takım olarak savunmamızda bazen sıkıntılar çekiyoruz. Bu sıkıntıları gidermek için koordinasyona ihtiyacımız var. Zamana ve biraz daha çalışmaya ve zorlamaya ihtiyacımız var. Bu mevkisel olarak değerlendirilmesin, takım olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani öndeki forvet oyuncusundan kalecisine kadar bir duruş ve bir koordinasyon gerekli takım savunması için. Bunları da bitirdiğimizde biz önümüzde iştahlı oynayan, oynadığı oyundan keyif alan ve özellikle hücum etmekten keyif alan bir takımla karşı karşıyayız ve beraberiz. Bu yüzden de ben umutluyum. Önümüzde oynayacağımız 3 gün sonraki maçla da artık pazartesi günü ligin ilk maçının son maçını oynayarak ligimize merhaba diyeceğiz. Siz sormadan söyleyeyim. Biz şampiyon olduğumuz en son dönemde de buradaydım ve ben taraftarımızın bizi ne kadar güçlü bir şekilde desteklediğini ve onlarla birlikte camiamız, yönetimimiz, taraftarımız bizi buraya desteklemeye gelen seyircimizle birlikte olduğumuzda bu gücü hep kullandık ki ben onlara tekrar teşekkür ediyorum buradan. Geçen sene Fenerbahçe'nin yarışı olmayan bir ligle bizi sonuna kadar desteklediler ve statları doldurarak seyirci rekorunu kıldılar. Birinci sıraya yerleştiler. Elbette ki onların isteği, arzusu yerine gelecek. Onların istediği futbol oynamak için emin olsunlar ki çok gayret ediyoruz. Herkese destek olmalarını ve hepimize destek olmalarını canı yürekten bekliyoruz. Ve biz bu desteği aldığımızda ise özveriyle takımdaşlığı en iyi noktaya taşıyarak hedefimize ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Hocam Serdar'ın durumu ne durumda? Çünkü özellikle en büyük sıkıntı stoperde. Gerçi hani bir takviye de yolda ama onun dışında bir de Emre Belözoğlu uzun bir aranın ardından Ülker Stadyumu'na çıktı. O da özellikle ilk yarıda önemli bir performans gösterdi. Neler söylemek istersiniz? Biliyorsun kolunda bir çatlak var. Çatlağın kapanmasını bekliyoruz. Çok talihsiz bir sakatlık oldu Serdar için. Umarım 10 gün içinde takımla beraber çalışır. Çünkü kaynaması gerekiyor. Ve bunun için de 3 haftalık bir süreç gerekli. 10 gün sonra da bu süreç bitecek. Ve bizim aramıza katılacak. Sanıyorum ciğerci bu hafta pazartesi bizimle beraber olacak. Tolga'nın ise bir 10 günü var. 10 gün sonra da o da bizle beraber çalışmalara başlayacak. Sadece Hasan Ali'nin ilginç bir sakatlığı var. O da milli takım arasında değerlendirirsek iyi. 4. hafta sonrasında takımla birlikte umarız çalışmalara başlar. Tamam. Emre Türk futbolu için önemli bir karakter. Hem yaşadığı hayatla hem de ortaya koyduğu profesyonelliği ve disipliniyle özellikle genç oyunculara ciddi bir şekilde örnek olan bir oyuncu. Bugün de yaptığı performansla ortaya koyduğu tabloyla bize bunu bir kez daha kanıtladı. Ben Emre'nin oyunculuk ruhunun çok genç ve çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve o karakterden çıkan sonuç ise ortada. Birçok oyuncunun
bugün sahaya bile çıkamayacağı durumda hem de performans yapıyor. Alkışlanacak bir durum. Ülkemizdeki futbol tarihine de çok farklı bir isim olarak kaydedileceğini düşünüyorum. Umarım problemler yaşamadan uzun bu dönemdeki her maçımızda birlikte oluruz. Ve istediğimiz, arzu ettiğimiz hedefe de onunla birlikte sonuçlandırı gerçekleştiririz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, teşekkür ederim.